Rektörünün düzenlemiş olduğu 4. eğitim seminerine hoş geldiniz. Bu geceki konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Erkan Günay hocamız. Kendisi uzun yıllar beraber çalıştığımız, alana hizmet veren, bu konuda donanımlı eğitimli bir arkadaşımızdır. Biz eğitim çalışmalarımızı Topu Federasyonu olarak kesintisiz sürdüreceğiz sevgili arkadaşlar. Bu süreyi ne kadar uzatabilirsek, ne kadar konuğu burada bulundurabilirsek o kadar da iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Ben sadece performans boyutunda değil, işin fizyolojik, psikolojik, sosyolojik, felsefi her türlü boyutunun çalışılması ve araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Hatta belki bir konuğumuz da spor ve felsefe konusunu içerecek ve spor felsefesi konusunda da bir takım çalışmalar yapacağız. Dolayısıyla ne kadar uzatabilirsek ve ne kadar çalışabilirsek bu pandemi döneminde o kadar başarılı olacağız diye düşünüyorum. Dolayısıyla katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi sözü Reha abiye veriyorum. Reha abiden sonra da Erkan hocam durumuna başlar. Herkese çok çok teşekkür ederim katıldığı için. Reha hocam buyurun Reha abi. Sevgili Bahtiyar çok teşekkür ederim. Ben de Erkan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Kırmadılar sizi, bizi. Federasyon adına çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara da iyi akşamlar diliyorum. Çok şey öğrenebileceğimiz bir akşam olacağını düşünüyorum. Ayrıca Okan Terk'in arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu süreçleri hep bu bağlantı işlemlerini yapıyor. Sağ olasın Okan. Buyurun. Evet Erkan hocam buyurun. Çok teşekkürler bu güzel tanıtım için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Doktor Erkan Günay, 9 Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Hareket ve Antrenman Bilim Dalı öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da yaklaşık bu sene 20. yılım oldu. 20 yıldan beri de yüzme antrenörlüğü yapıyorum. Pandemi araya girdiğinden beri de birazcık daha aslında geriye çekildik. Pandemi biliyorsunuz şartları çok olumsuz etkiledi. Antrenörlük mesleğinin sürdürülebilmesi açısından da özellikle havuzların kapanmış olması ya da bir takım alınan önlemlerinde bir engel teşkil ettiğini hepimiz biliyoruz. Ben de bu süreci biraz daha geri planda izliyorum. Bahtiyar Hoca'nın da söylediği gibi kişisel gelişimimize zaman ayırmaya çalışıyoruz ve öğrendiğimiz şeyleri de sizlerle keyifli paylaşma zamanımız oluyor. O da bizim için çok önemli ve keyifli. Evet, bugün sizler de birlikte stopu branşında yüzme antrenmanları ve testler konu başlığında birazcık daha açıkçası farkındalığı arttıracak bir sunum yapmayı öngördüm. Bilimsel temelden ziyade birazcık daha sahaya yönelik, sahadaki kullanılabilir bilgileri sizinle paylaşmaya aslında özen gösterdim. Yaklaşık olarak sunumum 40 dakika sürecek. Arka sizlerle bir tartışma ve soru cevap sürecimiz olacak. Evet, stopu branşının fizyolojik ihtiyaçlarına şöyle kabaca baktığımızda aslında 4 setten oluşan 8'er dakikalık periyotlara sahip bir değişken tempo getirilen bir sportif branş takım sporları içerisinde. Ve özellikle yüzme fazlarına baktığımız tabakada 2 ila 4 kilometre civarında toplam mesafe yüzülüyor. Tabii oyuncuların görev noktalarına göre bu mesafeler değişiyor ve her çeyreklikte diyelim, her çeyrekte 500 ila 700 metre aralığında mesafe yüzdükleri not düşürmüş bilimsel araştırmalarda. Ve bu mesafelerde de çok değişken tempolarla gerçekleştirdikleri de yine bilinen gerçekler arasında. 3 bölüm var. Burada işte özellikle yavaş yüzdükleri ya da hızlandıkları yaptığımızda da işte karşımıza 2 ila 4 kilometre civarında bir mesafe çıkıyor. Ve bu mesafenin de %20'si
kadınlarda bu mesafenin %20 kadarı daha az olduğunu söyleyebiliriz. Yani mesafe olarak birazcık daha az mesafe yüzüyorlar. Yine içerisinde teknik becerilerin üst düzey olduğu ve oyun zekasına ciddi şekilde ihtiyaç duyulan bir branş olduğunu biliyoruz. Sizler sahanın içerisinde özellikle daha farkındasınız bu konuyla ilgili açıkçası. Burada önemli bir nokta var. Tabii ki topla yüzmek burada önemli. Yani topu götürebilmek veya da topla alacağınız aksiyonlar için becerinizin ayrıca topla birlikte gelişmiş olması gerekiyor yüzme becerinizin. Peki yüzme sürelerine baktığımızda biraz önce söylediğimiz mesafelerde ya sadece %40'lık süreci biz serbest teknik yüzerek suya lateral pozisyonda geçiriyoruz ama sürecin %60'ına baktığımızda dikey ya da hafif yatay stopuna özgü vücut pozisyonunda geçtiğini de gözlemlemek gerekiyor. Dolayısıyla yüzme sürelerinin çoğuna baktığımızda baş dışarıda ya da yüzmeye özgü yaptığınız diğer işte yan makas ve benzeri hareketlerle bu mesafelerin tamamlandığı konusu da bizim için aslında önem arz ediyor. Çünkü biliyorsunuz yataylık arttıkça direnç azalacak, direncin azalmasına bağlı da enerji harcaması, enerjinin maliyeti düşecek. Yani yüzmek için daha az efor harcayacaksınız ama stopunda özellikle stopuna özgü vücut pozisyonu yüzerken ki aldığınız vücut pozisyonları ya da dikey pozisyonlarda birazcık daha enerji maliyeti yüksek ve zorluk düzeyi de normal serbest teknik yüzmeye göre daha zor olduğunu söylemekte yarar var. Şimdi eğer bir takım sporunda buna örnek olarak futbol, basketbol, voleybolu da söyleyebiliriz ya da handbolu da eğer her an oyunun hızı değişiyorsa yani yavaşlama, birden hızlanma, hücuma geçme, tekrar defansa geri dönme ya da sabit kalma gibi sürekli değişken bir tempo varsa bu değişken tempolar için eğer iyi bir antrenman yapmanız gerekiyorsa burada size en iyi anahtar format tabii ki yüksek şiddetli interval antrenman. Çünkü interval antrenman metoduna baktığımızda da aslında cevap olarak değişken tempolu oyunlar için daha ideal bir metot gibi olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Çünkü oyunda sabitlik yok. Her an her şey olabilir ve siz bu oyunun ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kondisyon düzeyine, teknik beceri düzeyine sahip olmanız gerekiyor. O yüzden yegane kullanmamız gereken yöntemlerden bir tanesi yüksek şiddetli interval antrenman metodu. Bundan sonra gördüğünüz kısaltmayla bahsedeceğiz. Özellikle değişken tempolu oyunlar için ideal olduğunu söylemiştik. Bu çalışma metodu bizim kullandığımız yeterli oksijen ve oksijen yoksunluğu düzeyindeki enerji ürettiğimiz süreçlerde her iki yolakları da, her iki enerji sistemini de güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda daha az bir antrenman süresinde daha çok kazanım elde edebileceğimiz yöntemlerden bir tanesi ki bununla ilgili çok fazla çalışma var. Yani uzun süreli kesintisiz antrenman metotlarına karşı yüksek şiddetli aralıklı interval metotlarının kazanımları karşılaştırıldığında İşte aerobik kapasite gelişiminden tutun da söyleyeyim bunun haricinde işte laktat cevaplarına ya da kalp hızı yanıtlarına baktığınızda yüksek şiddetli interval antrenmanda önemli kazanımlar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Özellikle maksimum oksijen kullanma kabiliyetinde bir artış sağladığına yönelik de bilimsel kanıtlar var ki biliyorsunuz bireyin mevcut kondisyon durumunun en önemli göstergesi, altın gösterge. VO2 max yani maksimum oksijen kullanma kabiliyeti. Dolayısıyla yüksek şiddetli interval antrenman metodu özellikle stopu branşı gibi değişken tempolu oyunlarda çok kullanılabilir bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada aynı zamanda yüksek şiddetli interval antrenmanın kendi içerisinde farklı fizyolojik sistemlere katkı sunan modelleri var. Bunları sırasıyla söyleyecek olursak bunlar uzun intervaller, kısa intervaller, tekrarlı kısa sprintler ve tekrarlı uzun sprintler şeklinde kategorize ediliyorlar ve hepsinin sağladığı etkiler birbirinden daha değişik. Özellikle uzun intervaller yaptığınız zaman maksimum oksijen tüketim potansiyelinizi daha yukarıya çıkartırken
kısa interval uygulamalarında hem aerobik sistemi hem anaerobik sistemi birlikte geliştirdiğini gözlemliyoruz. Tekrarlı sprint kabiliyetinde de yine özellikle anaerobik metabolizmada önemli gelişimler gözlemlerken, tekrarlı uzun sprintlerde ise yine maksimum oksijen tüketimiyle birlikte anaerobik kapasitenin de iyi noktaya geldiğini görebiliyoruz. 4 tane ayrı silahımız var. Çalıştırdığımız takımın ihtiyaçlarına göre ya da bireysel anlamda takım içerisinde farklı ihtiyaçları olan sporcuların bu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bu 4 yöntemi kullanabiliriz. Özellikle sizler de çok iyi biliyorsunuz ki bazı oyuncularınızın teknik potansiyeli çok iyiyken fiziksel kondisyonu maalesef zayıf. Bunlar işte yetenekli sporcular olarak adlandırılıyorlar. Bir taraftan da çok çalışkan sporcularınız var. Fiziksel kondisyonu çok iyi ama teknik potansiyelleri zayıf. Dolayısıyla o gruplarda teknik antrenmanı arttırırken fiziksel kondisyonu zayıf olan, tekniği iyi olan sporcularda da bu tarz yüksek şiddetli interval antrenman yaklaşımlarıyla fizyolojik kazanımlarını daha iyi noktaya getirmeye yönelik çalışmalar yapmanız gerekebilir. Şimdi biz interval antrenman uygulayabilmemiz için topçularda ilk önce bir temel aerobik kapasite inşa etmemiz lazım. Bunun için de iyi bir serbest teknik oturması gerekiyor. Yani ana hız olarak adlandırdığımız, bugün suya atlayıp da ısınma temposunda başladığınız o iyi teknik yüzdüğünüz hızlarda sporcuların özellikle kesintisiz 30 dakika tekniği bozmadan yüzebilir halde olması önemli bir kriterdir. Eğer bu kriteri tamamlayamıyorsa, tekniği iyi değilse önce tekniğini iyileştirin. Uzun mesafe yüzme potansiyelini geliştirin. Arkasından interval antrenmanlara doğru gidin. O zaman bu inşaatın temeline baktığımızda temelde iyi bir serbest teknik ve özellikle ana hızda 30 dakika kesintisiz yüzebilme tekniği bozmadan bu potansiyele ulaşmış olmak iyi bir başlangıç, iyi bir antrenman göstergesi olarak kullanılabilir. Yani benim sporcumun bu iş için yeteri aerobik kapasitesi var mı? Deneyelim. 30 dakika kesintisiz yüzme testi ve bu testin karşılığında her yüz geçişleri eğer birbirine yakın derecelerde gerçekleştirebiliyorsa bu iyi bir temel demektir. Daha fazlasına ihtiyaç var mı? İlk slide'da gördüğümüz kadarıyla aslında daha fazlasına ihtiyaç yok. Çünkü yüzmede yatay pozisyonda geçen sürenin aslında su topuna özgü yüzme tekniklerindeki sürelerden daha az olduğunu da birlikte gözlemlemiştik. Tabii bugün birazcık biz daha çok yüzme kondisyonuyla ilgili konuşacağımız için böyle bir kriter olması gerektiğini unutmayın. Bazı arkadaşlar görüyorum genelde işte yüzme branşında başarılı olamadığı için hadi bakalım su topuna geç denilen çocuklar var. Teknik yeterlilikleri iyi olmamasına rağmen direkt olarak yüzme antrenmanına tabi tutuyorlar. Su topu antrenörü de serbest tekniğin eğitimi ve serbest tekniğin geliştirilmesiyle ilgili tüm anahtar noktaları bilmesi gerekir. Ve teknik çalıştırmak gerekir. Özellikle küçük yaşlardaki önemini zaten sizler bizler kadar iyi biliyorsunuz. O yüzden aşağıda eğer iyi bir temel oluşturacak olursanız bu sporcunuzun antrenmandaki enerji maliyetini yani yorgunluk düzeyini de olumlu yönde etkileyecektir. Daha az yorularak daha çok ortaya iş çıkartan, daha ekonomik çalışan bir metabolizmaya sahip olmasına yardımcı olacaksınız. O yüzden eğer bir interval model uygulamak için bu kişi uygun mu sorusuna cevap arıyorsanız ilk cevabınız bu olması lazım. Uzun mesafe yani özellikle 30 dakika iyidir serbest teknikle yüzebilme. Şimdi tabii siz bir taraftan da oyunun içerisindeki anlarda şunlar geliyor aklınıza. İşte oyunun başlangıç düdüğünde iyi bir sprint yapıp topu önce kapabilmek, oyuna dahil edebilmek. Oyunun son çeyreğinde hızlı olabilmek, güçlü olabilmek. Evet bunlar çok önemli kriterler. Peki bu kriterdeki anahtar nokta ne diye soracak olursanız bu kriterdeki anahtar nokta arkadaşlar maksimum aerobik hızdır. Dolayısıyla interval antrenman metodunu kullanmak istiyorsanız sporcularınızın yüzmeye özgü maksimum aerobik hızlarını ölçebiliyor olmanız gerekiyor. Peki maksimum aerobik hız tanımı deyince ne gelmesi gerekiyor aklımıza? Değerli arkadaşlar biz yapmış olduğumuz tekrarlarda süre uzadıkça aerobik enerji yollarının katkısı daha da artıyor. Ancak özellikle kardiyodinamik faz olarak adlandırdığımız ilk 30 saniye ve 1 dakika süreçlerde yüksek bir strese maruz kaldığımızdan dolayı fizyolojik olarak
okulların ihtiyaç duyduğu enerji, oksijen gibi önemli ihtiyaçları birden karşılayamıyoruz. Belirli bir kalp hızına, belirli bir soluk sayısına ulaşmamız gerekiyor. İşte bu bir kardiyodinamik fazdır. Yüksek bir stres var burada. Ancak süre ilerledikçe daha böyle kararlı, daha ihtiyacı karşılayabilir bir hale geliyoruz ki bunun için de dokularda oksijenlenmenin iyi noktaya gelmesi lazım. Bunu niye söylüyorum? Özellikle oksijenlenmenin yeterli olduğu süreçte ulaşabildiğimiz en yüksek hız bizim için anahtar rol oynuyor. Neden? Maça girdiğiniz zaman toplam süreyi biraz önce zaten konuşmuştuk. Yani aralarıyla birlikte işte 32 dakika, 40 dakikalık bir efor var işin içerisinde. Zaten girdiğinizde iyi bir ısınma yaptığınızdan dolayı aerobik sisteminiz ciddi şekilde hareketli iken suya giriyorsunuz. Dolayısıyla sizin aerobik sistem üzerinde ne kadar hızlandığınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Bunu çok basit test edebiliyoruz. Sporcularımızın maksimum yüzme zamanlarını ölçüyoruz. Aynı zamanda da 400 metre maksimum yüzme zamanlarını ölçüyoruz. Peki neden? 50 metre maksimum yüzme zamanı sporcumuzun özellikle anaerobik özellikleriyle ilgili bize önemli bilgiler verirken 400 metre yüzme zamanları da aerobik kapasitelerini ne kadar geliştirdikleri ya da aerobik hızlarının ne düzeyde olduğunu ölçmemize yardımcı oluyor. Yani 50 metre anaerobik sistem için, 400 metre de aerobik sistem için kullanılan iki mesafe. Peki maksimum aerobik hızı nasıl bulacağız? Bulabilmemiz için arkadaşlar anaerobik hızı dışlamamız lazım. Yani 400 metreden 50 metreyi çıkarıyorum. İlk 50 metreyi dışlıyorum. Devamındaki 350 metre benim maksimum aerobik hızda gidebildiğim hız bölümü olarak adlandırılıyor. Ve 400 metre yüzme zamanımı 5 dakika olarak ölçtüm. Bu da 300 saniyeye karşılık geliyor. 50 metre zamanımda 30 saniye. 400'den 50 metreyi çıkarttığımda 350 metre kaldı. 300 saniyeden 30 saniyede çıkarttığımda 270 saniye kaldı. Bu ne demek? Yani maksimum aerobik hız bölümünde ben 270 saniyede 350 metre geçmişim. O zaman benim maksimum aerobik hızımı bulabilmem için 350 metreyi 270 saniyeye bölüyorum. Bu da 1 metreyi geçtiğim zamanı karşıma çıkartıyor. O da 1 saniyenin 0,77 saniye. Yani maksimum aerobik hızda 100 metreli tekrarlar yapacaksam değerli arkadaşlar, 0,77 çarpı 100 dediğimde 77 saniyelik bir karşılık çıkıyor karşıma. Bu da benim 1,17'lik tempolar çalıştığımda maksimum aerobik hız noktasında olduğumu göstermiş oluyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu test, bu ölçüm yöntemi bizim özellikle yüzme hızlarımızı, son periyottaki yüzme hızını daha yukarıya çıkartabilmemiz için anahtar bir antrenman göstergesi. Biz sporcumuzun maksimum aerobik hızının ne kadar geliştiğini takip edebilirsek kondisyonun da o kadar iyi hale geldiğini de gözlemlemiş olacaksınız. Dolayısıyla örnek bir sporcuydu. 1.17'lik bir tempo karşımıza çıktı. 100 metre de geçmesi gereken çalışma zamanı olarak. Önce şekli hatırlayalım. 4 tane yüksek şiddetli interval antrenman yöntemin vardı. Uzun intervaller, kısa intervaller, tekrarlı kısa sprintler ve tekrarlı uzun sprintler şeklinde. Şimdi uzun intervallerde 100 ila 300 metreli tekrarlar, yani mesela 6 tane 100 metre, 3 tane 300 metre gibi planlamalar yapabilirsiniz. Ki bunlarda da şunu söylemem gerekir. Bu modelleri genelde yaş olarak ergenlik döneminin içerisinde ve gelişiminde 13 yaş ve üzeri sporcularda uygularsanız daha iyi cevaplar alırsınız. Çünkü anaerobik sistemin gelişmesi için özellikle kas yüzdesinin birazcık artması da gerekiyor. Diğer süreçler fundamental, daha çok temelle ilişkili. Ve burada verdiğimiz yüklerde tempomuz maksimum aerobik hız. Yani biraz önceki 1.17. Yani yüzler yaptırıyorum. 6 tane 100. 6 tane 100'ü 1.17 temposunda gelmesini istiyorum. Yüklenme dinlenme oranına bakıyoruz arkadaşlar. 1'e 1 şekilde. Dinlenmesini de pasif gerçekleştiriyor. 1.17 tempoda yüzecek. 1.17'lik bir dinlenme
aralığı vermiş olacağız uzun intervaller için. Burada temel hedefim maksimum aerobik hızı birazcık daha geliştirebilmek, yukarıya taşıyabilmek. İkinci başlıkta kısa intervaller vardı. Kısa intervallerde kullanacağım tekrar mesafesi 50, 75 ve 100 metreler olarak karşımıza çıkıyor. Yalnız bunu setlemeniz gerekecek. Çünkü setler arasında özellikle toparlanma için yapmanız gereken bir takım yaklaşımlar var. Neden? Mesafe azaldığı için anaerobik katkı artıyor. Anaerobik katkının artmasında şunu ifade eder. Biz anaerobik yollarda yani oksijenin yoksunluğu düzeyinde çok fazla glikoz parçalarız ve bu bir süre sonra özellikle vücutta laktat olarak ifade ettiğimiz yeni bir yan ürün, yeni bir enerji kaynağı ortaya çıkartır ve bu miktarın özellikle set aralarında azaltılması doğru bir yaklaşımdır. Laktat bir yorgunluk göstergesi değil ama laktatın içerisinde özellikle hidrojen iyonları var. Bunların uzaklaştırılması metabolik anlamda bizi iyileştiriyor. O yüzden setleyeceğiz. Yani siz örnek veriyorum 4 tane 75 metre yaptırdınız. Arkasından muhakkak bir ara veriyorsunuz. 100 metre kadar da yumuşak yüzme gibi. Arkasından üstüne 4 tane daha 75 devam ediyorsunuz ikinci set. Temel mantığımız bu. Peki burada ulaşmamız gereken hız ne? Tempo. Maksimum aerobik hızın üzerinde %120'lik tempolar. Yani biraz önce 1.17 idi. %120'sini hesapladığımız zaman karşımıza çıkacak değer yaklaşık olarak işte 1.11-1.12'lik 100 metreler 75'e çevirdiğinizde de örnek veriyorum 44 saniye 45 saniyelik tempolar çıkacak. Yani bunları tamamlatmaya çalışıyoruz. Burada yüklenme dinlenme oranına dikkat edelim. Şiddet daha yukarıya çıktığı için dinlenme artmış pozisyonda 1'e 2 ya da 1'e 4. Yani örnek veriyorum 50 saniye yüzdürdüyseniz burada biraz daha uzun dinlenme aralıkları veriyorsunuz. Ve burada dinlenme türü olarak da kritik olan şu, her tekrarın arasında verdiğiniz bu 2 kat ya da 4 kat dinlenme süresini muhakkak %50'lik bir maksimum aerobik hız, yüzme hızında devam ettireceksiniz. Yani 1.28-1.30'luk tempolarda yüzme devam edecek burada. Unutmayın, kısa intervallerde kazanım özellikle dinlenme yüzmesi esnasında. Çünkü sistem dinlenmeyi, toparlanmayı yüzerken gerçekleştirmeyi öğreniyor. O yüzden kısa intervaller yine önemli bir metot olarak karşımızda ve setler arası da muhakkak ekstra dinlenmeler yapmamız gerekiyor. Evet, tekrarlı sprint bu bizim için önemli bir kabiliyet. Neden? Hızlı bir maç oynuyorsak sürekli tekrarlı sprint yapmamız gerekecek. Peki tekrarlı sprinti nasıl geliştiriyoruz interval metotta? Burada çok ultra kısa ve ultra tempo, yüksek tempolarda gitmemiz gerekiyor. Bu all out dediğimiz yani supra maksimal hızlarda 10 ila 20 metrelik mesafeleri 8-12 tekrar şeklinde setliyoruz. Pasif dinlenecekler ve 4 set bunu tekrar edebiliyoruz. Yüklenme dinlenme oranımızda 1'e 4. Örneğin 10 metre sprint attı. Bu süre olarak örneğin 10 saniye özür dilerim. 20 metre sprint attı. 10 saniye civarında durdu. Bu 10 saniye civarında yüzdü. 60 saniyelik bir dinlenme planlayabilirsiniz. Çünkü buradaki enerji kaynaklarının pasif bir şekilde dinlenirken daha iyi yenilendiğini söyleyebiliriz. Ve işte 8 tane 20 metre yaptıktan sonra muhakkak setler arası 1-2 dakika bir aktif dinlenme vermenizde fayda var. Eğer pasif dinlendirecek olursanız yine biraz önce ifade ettiğimiz bu hidrojen iyonunun artmasına bağlı olarak daha yorulacaklar ve performans aşağı düşecektir. Burada iyi bir tekrarlı sprint seti yüzdürebildim mi diye takip etmek isterseniz değerli arkadaşlar muhakkak yüzme hızlarını da kayıt altına almanızı öneririm. Yani başladığı hızla sondaki hız kendi içinde geliştiyse yani bir negatif sprint yapabildiyse bu sizin için iyi bir göstergedir. Tekrar ettikçe hızı kötüleşmişse bu sizin için olumsuz bir gösterge demeyeyim ama antrenman içerisinde setler arası ya da tekrarlar arası dinlenmeyi açmanız gerektiğini gösterir ve tekrarlı sprint kabiliyeti için özellikle bu süreler birbirine ne kadar yakınsa yükleme süreleri o kadar kişinin tekrarlı sprint kabiliyeti iyi demektir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Evet. Bir de sprint intervaller var. Burada mesafe 50 ila 100 metre. Ve buradaki tekrarlar da yine 6 ila 12 tekrar. Burada maksimum yüzme hızlarına ulaşıyoruz. Yani bütün gücümüzde yüzeceğimiz bir mesafe.
ve burada pasif dinlendiriyoruz. 1'e 8 yüklenme ve dinlenme oranı var. Örneğin 50 metreler yapacaksınız. 6 tane 50. Maksimal hızda sporcu yüzüyor. Tempo geldi 26-27 saniye. Arkasından pasif bir dinlenme süreci veriyorsunuz. 2 dakika, 3 dakika kadar sonra çıkıp tekrar aynı tekrarı yapıyor. Biraz önceki konuştuğumuz bilgiden de aklınıza gelmiştir. Burada çok yüksek de bir laktat cevabı var. Yani bir öncekinde sporcu şurada dinlenik olacaktı. Her tekrara daha dinlenik çıkması lazım. Tekrarlı sprintte. Ama sprint intervalde beklenti daha farklı. Dinlenikten ziyade burada bir özellikle laktatı tamponlama, biraz önce ifade ettiğimiz hidrojen iyonlarını tutma kabiliyetini arttırmaya yönelik de bir çalışma bu. O yüzden 50 metreli tekrarları, metreli mesafeleri 6 ile 12 tekrar arası geçmeleri gerekiyor. Uzun bir dinlenme aralığı veriyoruz ve bunda gene pasif dinlenme var. Tabii gördüğünüz bütün intervallerin öncesinde muhakkak bir fizyolojik uyarım oluşturmanız gerekiyor. Yani ısınmayı daha uzun yapın ve ısınmanın sonuna doğru 1-2 tane dokunun. Yani hızlı yüzdüren sistemlere ateşlemeniz lazım. Onun için işte 2 tane 20 metre, 4 tane 15 metre gibi hızlılar yapıp bu intervallere giriş yapmanız da her zaman fayda olur diye söylemem gerekir ki biz buna artık literatürde PAPE etkisi diyoruz. Yani post aktivasyon potansiyel enhancement, yani performans artışı için önemli bir uyarımdır. Yani hız çalışacaksanız ısınmanın sonu hızlı bitmesi gerekir. Ve bu bence önemli bir bilgi. Maçın son çeyreğinde tekrarlı sprint kabiliyeti maçın kazanılmasına katkı sunuyor. Yani burada her takım sporlarında olduğu gibi son çeyreğe ne kadar diri girebiliyorsanız, burada ne kadar hızlı yüzme potansiyeliniz varsa bu sizin aynı zamanda maçta sizi galibiyete götürecek bir şey. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar 15 metreler yapıyoruz burada. Her 15 metrenin arasında 30 saniye dinlendireceğiz. Bu 30 saniyede de muhakkak yavaş tempoda bir yüzme veriyoruz. Yani bir tane hızlı sprint yapacak. Sprintin peşinde yumuşak yüzmeyle geri dönecek ve tekrar sprintte çıkış sağlayacağız. Ve yumuşak yüzmeleri genelde 20 saniyede, sprint yüzmeleri ise 5-6-8 saniye aralığında tamamlamalarını isteyeceğiz. Yani 15 metre sprint, geriye dönüş, yumuşak ve doğru teknikle yüzme, dağınık yüzme değil. Bu da önemli bir parametre. Arkasından tekrar devam edeceğiz. Burada tabii ki temel kriteriniz şu olsun, özellikle 8 tekrarla sınırlı tutmanızda bence fayda olacaktır. Aynı hızı sürdürebiliyor mu ona bakın. Eğer aynı hızı sürdürebiliyorsa bu şunu ifade edecektir. Dönüşte yaptırdığınız yüzme hızlarında sporcunuz kendini yenileyebiliyor. Özellikle birinci tekrar ve sekizinci tekrar arasında da zaman farkı olmaması sizin için bence büyük bir avantaj. Evet. Burada atlamamamız gereken bir şey var. Su topu içerisinde yüzme fazları olduğundan dolayı ve yüksek kondisyon ihtiyacı olduğundan dolayı baktığınızda bir dayanıklılık sporu gibi görünse de bunun haricinde teknik becerileri, oyun zekası ve diğer süreçleri de takım sporlarındaki özellikleriyle ne çok benzer. İki farklı disiplinin özelliklerinden ortaya çıkmış çok eşsiz bir spor branşı. Ancak bu spor branşında performansın en kritik anahtarlarından bir tanesi oyun zekası gelişimi. Peki oyun zekası dediğimiz şey ne? Biz fiziksel olarak aktifken bir kas aktivasyonu, bir kas aktivitesini devam ettirirken aynı anda bir sonraki pozisyonu düşünebilme, mevcut pozisyonu algılayıp yeni bir stratejiye karar verebilme ve bu kararın üzerine en doğru hamleyi seçip uygulayabilme süreçlerini gerçekleştirdiğimizde bu iş tamamıyla bir kognitif, yani bilişsel beceri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla şöyle bir örnek verelim. İşte top size geldi, karşınızda işte savunmada 3-4 kişi var. Hangi noktaya doğru yüzmek daha doğru olur? Yüzdükten sonra topu kime doğru atmak doğru olur? Hangi pozisyonu değerlendirirseniz takımınız için avantajlı hale gelir gibi bir sürü girdiği
yorumlayıp en doğru karar verebilmek için oyun zekanızın gelişmiş olması lazım. Siz bu pozisyonları çok fazla tekrar etmiş olmanız lazım ki bu noktaya gelebilirsiniz. Dolayısıyla biraz önce de ifade etmiştik. Oyun zekası gelişimi, yani oyunu çözebilmek, oyunu yönlendirebilmek ve akıllı hamleler yapabilmek aslında biraz kognitif bir iş, bilişsel bir iş. Temelinde neler var? Bir defa görsel tarama becerisi olacak sporcunuzun. Etrafını iyi tarayabilecek. İkincisi, muhakkak propriosepsiyonları iyi olması gerekir. Peki propriosepsiyon dediğimiz şey ne? Yani sezgilerinin çok güçlü olması lazım. Yani topun geliş şeklinden şunu anlayabilmesi gerekiyor. Bu top bana geliyorsa eğer, bununla birlikte işte savunma oyuncuları da üzerime doğru gelebilir. Ya da böyle bir pozisyonla karşı karşıya kalabilirim gibi. Bunları sezinleyerek buna uygun pozisyon alabilmek. Ya da dışarıdaki girdilerden mesela arka tarafındaki oyuncunun varlığını fark edip ona göre bir planlama yapabilmek. Bunların hep sezinlemeyle ilişkilidir. Ve bir sonraki pozisyonu bir önceki pozisyondan anlayabilmek de bir sezinleme becerisidir. Ayrıca taktik bilgisi de çok çok değerli ve önemli burada. Yani stopunda başarılı olmak istiyorsanız çalışmış olduğunuz taktik oyununun çok iyi gerçekleştirilebilmesi gerekiyor. Bunların işte hepsini iç içerisine koyduğumuzda o elimizde bir oyun zekası gerçeği ortaya çıkıyor. İlginç bir şekilde burada bir çeviklik ihtiyacı da var. Şöyle ifade edeyim. Özellikle hangi yöne, ne zaman, nasıl gideceğimiz belli olmadığı için düzenli olmayan farklı yön değiştirme becerilerine ihtiyaç duyduğumuz bir reaktif çeviklik süreci var burada. Yani siz sporcunuza örnek veriyorum. Yavrum işte 20 metre karşıya sprint at, sonra sağa dön, sağa doğru hızlıca sprint at dediğinizde ona bir yol tarif etmiş oluyorsunuz. Ve bu tarif ettiğiniz yoldan gittiği için bu kişinin yön değiştirme ve reaktif çevikliğini geliştirmiyor. Neden? Çünkü topun nereden geleceği belli değil, nereye gideceği belli değil. Bunu algılayıp hızlı bir şekilde yön değiştirip bu tarafa doğru gidebilmek, gösterilen yöne doğru gidebilmek bu reaktif çevikliktir. O yüzden düzensiz bir şekilde, örnek veriyorum, sporcular sizde makas ayak vuruşunda beklerken topu solu atar gibi yapıp sağa attınız, sporcuların hepsi o tarafa doğru yüzüp topu yakalamaya çalıştılar. İşte bu reaktif çevikliktir. Çünkü topun nereye gideceğini bilmiyorlar. Ve bilmedikleri için, ama soldan 3 tane top toplayın, sağdan 3 tane toplayın dediğinizde zaten bu çeviklik olmuyor, reaktif çeviklik olmuyor. Onu da birbirinden ayırmak lazım. Yani sizde yön değiştirme ve çeviklik süreçleri de kognitif, bilişsel, görmeli, karar vermeli ve buna göre işlemi gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki bu bilgiler bizim için niye önemli? Bunları üst üste koyduğumuzda şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Su topu oyun temelli antrenman yöntemlerinin kullanılması gerekir. Ne demek su topu oyun temelli antrenmanlar? Örneğin küçük saha oyunları, savunma ve hücum için kullandığınız oyunlar, pas oyunları, toplu yaptığınız sprint oyunları öğrencinizin daha fazla eğleneceğinden, eğlenmesine katkı sağlayacağından, yüksek düzeyde katılım isteği göstereceğinden, ki zaten topunun özellikle takım spor olması çocuklar için çok büyük bir istek sebebi, birlikte yapmış olmaları ve sürekli bir teknik taktik gelişimin içerisinde olmuş olmaları, harice vermiş olduğunuz bu tip çalışmaların hem aerobik hem anaerobik sistemi geliştirmeleri, vereceğiniz çalışmalarda yer yön değiştirme, çeviklik, çabukluk, özellikle reaktif çeviklik ve yön değiştirme becerilerine de dokunduğunuzdan dolayı, sprint kabiliyetlerine de dokunduğunuzdan dolayı bunların da geliştiğini ve en önemlisi oyun okuma ve oyun zekasının gelişimine de katkı sağladığı için su topu oyun temelli antrenman metodolojisi sizin için önemli. Ayrıca yoğun akademik hayat nedeniyle antrenmana daha az zaman ayırıyor çocuklar, biliyorsunuz. O yüzden oyun formatlı çalışma yapacak olursanız antrenman ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabiliyorsunuz. Yani oyun temelli çalıştığınızdan dolayı teknik, taktik, bireysel beceri ve oyun zekası yönlerini daha fazla geliştirme şansınız oluyor. Eğer stopçu yetiştirecekseniz antrenmanda topla yaptığınız antrenman süresini arttırmanız lazım. Yüzmeyle ilgili yaptığınız süreyi arttırmanızın size çok büyük bir faydası
olmayacağını söyleyebilirim. O zaman bugünkü sunumumuzdaki yüksek şiddetli interval antrenmanla oyun temelli antrenmanı kıyaslayacak olursak karşımıza neler çıkıyor? Bireyin maksimum oksijen tüketimini yüksek şiddetli interval antrenman, oyun temelli antrenmandan daha fazla geliştirildiği bilimsel araştırmalar tarafından kanıtlanmış. Aşağıda görmüş olduğunuz yayında, özellikle bu futbol temelli bir çalışma olsa da, özellikle oyun temelli antrenmana göre daha etkili olduğu dikkat çekiyor. İnterval çalıştığınızda maksimum oksijen tüketme kabiliyetiniz, dokularınızın oksijen kullanma kabiliyeti artıyor. Ama ilginç bir şekilde maksimum aerobik hıza baktığımızda arkadaşlar, her iki yöntemde de maksimum aerobik hız gelişimi çok benzer. Reaktif çevikliğe baktığımızda, ki stopundaki öneminden bahsettik, oyun temelli antrenmanda çok daha fazla etkili olduğunu görüyoruz. Yön değiştirmelerine baktığımızda yüksek şiddetli interval antrenmanları hep fark ettiyseniz ileri geri yapıyorsunuz. Yani gidip geliyorsunuz, hep öne doğru hareketler. Ama oyun temelli antrenmanlarda sürekli yön değiştirecekleri için bu onların algılarını da geliştirecek ve biraz önce bahsettiğimiz o işlem süreçlerini, kognitif süreçleri de iyileştireceği için yön değiştirme potansiyeli de gelişecek. Ve yüksek şiddetli interval antrenmanın oyun zekasını geliştirme şansı zaten yok. Bu onun oyun temelli antrenmanla gelişeceğini söyleyebiliriz. Taktiksel gelişimle ilgisi yok zaten baktığınızda. Belki işte sprint ve benzeri geliştirme ile ilgili bir taktiğiniz varsa, evet, yüksek şiddetli interval antrenman tekrarlı sprint kabiliyetini oyun temelli antrenmana göre birazcık daha fazla geliştirdiği çalışmalarda belirtilmiş. Ancak stopu ihtiyaçları bakımından baktığınızda değerlendirmeniz herhalde oyun temelli antrenmana doğru daha fazla kayıyordur. Evet değerli arkadaşlar, sonuç olarak bu bilgilerden çıkan anahtar noktalar neler? Birincisi, yüzme antrenmanı için daha kısa zaman dilimi, stopuna özgü yüzme drilleri ve topla yüzme becerisine daha uzun zaman dilimleri ayırmanız iyi bir strateji olabilir. Yani topla yüzmeyi öğretmek, yüzmeye stopuna özgü drilleri kullanmak daha iyi bir stratejidir. Özellikle çocuk ve genç sporcularda. İki, yüzme antrenmanında yüksek şiddetli interval üzerinden maksimum aerobik hız gelişimini takip etmek faydalı bir antrenman göstergesidir. Yani kişinin ne kadar geliştiği, özellikle yüzme hızı ile ilgili gelişimini görebilmek için baş içerideki yüzme hızını, bu sizin için iyi bir göstergedir. Ve maksimum aerobik hızın gelişiminin öneminin ne kadar faydalı olduğundan da zaten bahsetmiştik. Özellikle bu tip çalışmaları büyük sporcular için ve genç sporcular için daha çok önerdiğimizi söyleyebiliriz. Genç ve yeni oyuncularda oyun temelli antrenmanın daha çok zaman, antrenmana daha çok zaman ayırmak, teknik ve taktiksel gelişimin yanı sıra antrenman ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı olduğunu gördük. Özellikle son tabloda bunu da gözlemledik birlikte. Oyun okuma becerisi önemli bir geceliydi. Bunu geliştirebilmek için anca topla geçirilen zamanın ve oyun formatı, antrenman yöntemiyle bunu geliştirebileceğimizi söyledik. Ve yıldız ve genç oyuncuların özellikle akademik yoğunlukları nedeniyle eğlenceli oyun becerisini geliştiren ve daha kolay uygulanabilir antrenman stratejilerine ihtiyaç olduğunu da yine sizleri düşündürücü ve yeni stratejiler üretmeye itici bir cümleyle de sunumun son slaytını konuşmuş olmak isterim. Evet, biraz hızlı gitmiş olabilir miyiz diye baktım ama söylediğim gibi 40 dakikada şeyi tamamlamış oldum. Çok teşekkür ediyorum. Soru ve katkılarınız varsa bunları birlikte konuşabiliriz. Teşekkür ederiz Erkan Hocam. Alpan Hocamı da görüyorum burada. Alpan Hocam merhabalar. Sizi Alpan görmek çok büyük keyif. Alpan hoş. Merhaba Alpan. Evet, valla Şampiyonlar Ligi'ne dönmüş burası. Zaten Reha Hoca'yı görünce ayağa kalkıp hazır ola geçecektim ama. Alpan, sesini aç Alpan. Ha, sesi açamıyor mu? Kulaklık takmış. Alpan abi, seni seviyoruz. Evet. Tamam. İsterseniz ses yetkisi verebilirim. Soruları siz mi yönlendirmek istersiniz Okan Hocam? El kaldıranlar var herhalde. Sesi açalım hocam. Aç sesi şey Okan. Şimdi herkesin sesi bir kısılacak. Var herhalde.
Herkesin sesi kapandı şu anda. İsteyen açıp konuşabilir hocam. Ben her şeyden önce teşekkür ediyorum. Duyuyorsunuz değil mi? Demin konuşamamıştık ama. Evet. Teşekkürler Erkan hocam, Reha hocam, Bahtiyar hocam. Herkese merhabalar. Merhabalar. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Bir kez daha herkese selam eder. Tekrar sıramı geldiğinde konuşuruz. Yani nasıl olsa buradayız. Teşekkürler, sağ olun. Sunumunuz için teşekkür ederim. Hepinize öncelikle merhaba. Hepinize hakikaten çok özlemişiz. Şu pandemi döneminde eve kilitli kalmanın bir sıkıntısı vardı. Şu an hepinizi burada görmek çok güzel bir duygu. Hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hakan hocam, seviyoruz seni. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ben de sizleri çok seviyorum. Sağ olun. Evet, sorusu olan arkadaşlar var mı? Şimdi bu bizim yüksek yoğunluklu interval antrenman ya da yüksek şiddetli interval antrenmanla ilgili olarak Erkan hocamın sunumuyla 3 haftadır, yani 3 haftadır hemen hemen Alpan'la başladık. Diğer arkadaşlarımız da aynı konuya değindi. Bugünkü su topunun önemli gündemin parçalarından bir tanesi. Yüksek şiddetli interval antrenmanlar. Arkadaşlar bakın, yani bundan 20 yıl önce gene bir Hırvatistan'dan gelen bir hocamızın konuştuğumuzda bizim takıma dedi, yani 57 yüzemeyenler biraz zor girer yani şey olarak. Şimdi bugünlerde artık o 52'lere düştü 100 metre. Bu 100 metre derecesi her şeyi gösterir mi? İyi bir su topu performans kriteri mi? Tabii ki tartışılır ama böyle şeyleri var. Yani 52-53 artık günümüzde, 54 A takımlarındaki 100 metre dereceleri. Onun için Erkan hocamız da söyledi, bir takım faktörleri için oyun temelli antrenmanlar şart ama yüzme antrenmanları da çok şey. Yani üst düzeye gitmesi gerekiyor. Ben onun için bu şeyin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Alpan'ın, Erkan hocamızın, daha önceki hocamızın anlattıkları. Ama Türkiye'deki işte koşullar vesaire, antrenörlerimizin bu konudaki gelişmeleri de çok iyi aslında gözlemlediğim kadarıyla. Yaptıkları antrenmanlar, maç kalitesinde, özellikle alt yaş gruplarındaki maç kalitelerindeki artış hakikaten değişime uğradığımızın bir göstergesi olarak düşünüyorum. Ve bunların çok böyle birlikte artarak bize yararlı olacağını düşünüyorum. Onun için ayrıca çok teşekkür ediyorum hocalarımıza. Rica ederiz hocam. Biz Burak hocanın bir sorusu olmuş. Hocam, interval antrenmanları haftada kaç tekrar uygulayabiliriz diye. Burada tabii takımın mevcut kondisyon durumu ve sporcuların özelliklerini, mevcut içerisinde buldukları kondisyon düzeyini iyi tanımak, anlamak lazım. Ve eğer iyi düzeydelerse bunun için haftanın 2 ya da 3 gününü kullanmanızda herhangi bir sakınca yok. Özellikle büyük gruplarda araları özellikle birer dinlenme günüyle geçmekte, 24 saat, 48 saat aralıklar kullanmakta bence fayda var. Bu fizyolojik anlamda yenilenmiş olmaları önemli bu tarz yüksek şiddetli yüklemelerde. O yüzden araları birer gün boşluk bırakarak 2 ya da 3 yükleme yapılabilir. Reha hocamın söylediği gibi bu tarz modeller özellikle büyük yaştaki sporcular için çok değerli. Ama küçük yaş ve yıldız genç kategorilerinizde biraz daha oyunu öğrenmeleri önemli bence. Yani o yüzden oyun temelli çalışmaya çok vurgu yaptık ki sizde de bir piramit var ve piramidin üzerinde
30-40 tane değerli oyuncunuz varken piramidin altında da 11 yaş, 12 yaş, 13, 14 yaşlarda herhalde binlerce sporcu var ve onlara iyi bir temel kazandırmak için de bu yöntemler size bir ışık tutacağını öngörüyorum. Evet. Merhaba hocam, ben bir şey sorabilir miyim acaba? Merhabalar. Merhabalar. Ben Emir Köksalan. Eski bir topçuyum aynı zamanda. Antrenörlük de yaptım. Yunanistan kökenliyim. Herkese merhaba bu arada. Bir şey sormak istiyorum. Reaksiyon hızını geliştirmek için özellikle havuzda yaptığımız çalışmalar dışında karadaki çalışmalarımız nasıl olmalıdır? Şimdi bundan bahsetmiştiniz ve bunun önemli olduğunu ben de biliyorum. Oynadığım zamandan ve antrenörlük yaptığım zamana kadarki süreçte bunun önemli olduğunu gayet iyi gördüm. Yani bununla alakalı bana nasıl bir plan söyleyebilirsiniz ya da nasıl bir çalışma yaparsak ilerleyebilir çocuklar altyapıdan başlayıp A takımı çıkana kadarki süreçte? Teşekkürler soru için. Bahtiyar Hocam devam edeyim mi yoksa hep birlikte mi? Ben de. Peki. Şimdi önce iyi atlet, sonra iyi stopçu. İlk olarak öğretmemiz gereken temel atletik beceriler ve temel atletik becerileri güçlendirdikten sonra iyi bir stopçu yetiştirebilirsiniz. Temel atletik becerilerin içerisinde de reaksiyon da yine önemli yer tutan bir parametre olduğunu söyleyebilirim. Özellikle biraz önce bahsettiğimiz yön değiştirme ve reaktif çeviklikle ilgili çalışmaların özellikle zaten karada güçlü olması lazım ve interval antrenmanlardan iyi bir netice almak istiyorsak özellikle karada iyi bir kuvvet temeline de ihtiyacımız olduğunu buradan söylememde yarar var. Reaksiyon içerisinde çok fazla bilişsel sürecin yer aldığı bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Özellikle küçük yaşlarda yapmış olduğunuz mesela hız oyunları gibi, yine oyun temelli çalışmalar gibi yaklaşımların çocukların özellikle dışarıdan bir bilgi girdisini görüp buna göre aksiyon alma hızlarını daha iyi noktaya getirecektir. Çünkü mesela işte bir sporcu, bir stopçu diğer sporcuyu geçerek bir atağa çıkmak istiyorsa bunun için çok hem çevik çabuk olması lazım hem hızlı karar verebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu süreçlerin içerisinden bir tanesi de reaksiyon. Yani bir an önce bir cevap verebilmek, bir hareket haline geçebilmek. Bu da yine önemli bir parametre. Dolayısıyla bunu kazanabilmek için de hem karada hem su içerisinde çalışmalar yapılmasında fayda var. Yapılan hız oyunları ve biraz önce örnek verdiğimiz özellikle işte farklı yönlere top atma ve sporcuların bu tarafa doğru aksiyon alması gibi yaklaşımlar su içindeki reaksiyonu geliştirmeye yardımcı olurken karada yapacağınız yine oyun temelli birçok egzersiz var. Bunlar da yine sporcuların reaksiyon sürelerini geliştirme konusunda katkı sunacaktır. Tabii burada sesli uyaranlarla vereceğiniz reaksiyonlar olabilir, kullanabilirsiniz ya da herhangi bir görüntülü yani görsel bir girdi üzerinden vereceğiniz girdiler üzerine bir reaksiyon çalışması da uygulayabilirsiniz. Ancak şunu söyleyeyim. İlk önce karada hızlı, karada güçlü ve dayanıklı öğrencileriniz olacak. Arkasından suda. Yani bunlar birbiriyle çok ilişkili. Yani şöyle söyleyeyim. Evet. Özellikle son dönemde yıldız yaş ve çocuklarda uzun oturma süreleri pandemiden dolayı düşük fiziksel aktivite düzeyleri olduğunu biliyoruz. O yüzden yapacağınız ısınma planlarını daha uzun tutup birazcık daha atletik becerilerine yönelik çalışmazsanız su içerisinde de verim almanız çok zor. O anlamda benim önerim karada iyi atlet ve biraz önce sorduğunuz parametrelerin gelişimine yönelik çalışmalar yapıp bunu suyla güçlendirmek, ikisinin transferini sağlayabilmek bence önemli. Peki hocam bir şey eklemek istiyorum. Yine kusura bakmayın ama teşekkür ederim. Tabii. Şimdi bunun yani temeli olarak şöyle yapabilir miyiz? Şimdi hareket içerisinde bunu siz de bilirsiniz. Üç tane bir şey var, nüans var. Denge, karın çalışması ve mobilite. Bu mobilitenin üçünü bir araya getirdiğiniz zaman reaksiyona etkisi nasıl oluyor? Yani çok büyük etkisi olur mu bunları kuvvetlendirdiğimizde? Yoksa daha farklı etkileri mi olur? Nasıl olur yani? Bununla bir bağlantısı oluyor mu? Bunu söyleyebilir miyiz yani? Yani reaksiyon daha çok biraz böyle sinir sistemiyle ilgili, nöral bir
süreç. Diğer söylediğiniz birazcık hareketle ilişkili, harekete dayalı. Evet. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, hareket süratini etkileyecek şeyler ama reaksiyon süratini değiştirecek şeyler değil Emir Bey. Anladım, söyle. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Reha hocam yine bir sorumuz var. Bazı araştırmalarda kalbin sol ventrikülünde HIIT antrenmanının hasara yol açtığı gözlemlenmiş. Bununla ilgili olarak bilgi vermek ister misiniz? Yoksa HIIT antrenmanlar daha fazla adaptasyon sağladığı için zaten neredeyse vazgeçilmez hale geldi. Ama nelere dikkat etmemiz lazım? Negatif etkilerden kaçınmak için. Teşekkürler bu güzel soru için. Özellikle iyi bir aerobik temeli olmayan gruplarda uygulama yaptığınızda daha yüksek hasarlanma olacaktır. Yani antrenman sonrası... Başta kas dokusu olmak üzere bunun haricinde kardiyovasküler sistem üzerinde de bir takım hasarlar oluşturabilir tabii ki. Ama burada önemli olan bence antrenmanın önemli varyasyonları olan kapsamı, uygulayacağınız şiddet ve dinlenme aralıklarını optimal şekilde iyi planlayabilmek ki Bahtiyar Hoca bununla ilgili zaten size çok fazla temel bilgi verdiğini öngörüyorum ki genel antrenman bilgisi konusunda kendisi çok değerli. Burada eğer yanlış bir yükleme planlaması yapıyorsanız istediğiniz kadar iyi temeliniz olsun sizde de bu zararlar oluşabilir. Özellikle şeyi hatırlatayım, o yayınları ben de okumuştum. Sol ventrikülde meydana gelen özellikle işte interlökin 6 gibi bir takım sitokinlerin arttığına yönelik şeyler var. Evet, ama şunu da unutmamak lazım, bir hasarlanma cevabı olmadan daha iyi bir yenileme de açığa çıkmıyor. Bu tarz deneyleri birazcık da özellikle obez grupla ve aşırı kilolu gruplarda denendiğinde bu hasarların daha yüksek olduğu görülmüş. Fit kişilerde ama şey yok, yani atletik gruplarda çok olumsuz durumlarla karşı karşıya kalınmadığını söyleyebilirim. Yani performans gelişimi için şu an çok popüler ve kullanılan bir yöntem. Peki. Başka... Var mı soru bilmiyorum hocam. Bahtiyar sesini açar mısın? Evet Erkan hocam teşekkür ederiz bilgiler için. Teşekkür ederim. Aslında biz şöyle şimdi şu en solda Reha abi duruyor. Onun yanında ben altta da Alpa'da görüyorum. Erkan sonradan tabii daha bize göre genç Erkan. Evet. Bu üçlü bir de buraya Serap Çetinkaya eklenmiş hatırlıyorsunuz. Bu dörtlüyle beraber biz 1993-94 yıllardan başlayarak Türkiye Yüzme Federasyonu'nda aşağı yukarı bir 15 yıl gezmedik, yerimiz kalmadı ve bu konuları anlatmadığımız yer kalmadı. Tabii o günden bugüne terminoloji de biraz değişti, gelişti. Bilgi birikimi değişti. Bu kan laktik asit testlerinin devreye girmesiyle artan yüklenme şiddetlerin hesaplanma süreçleri devreye girdi. Ama şöyle yapıyorduk değerli arkadaşlar. Belki içinizde hatırlayanlar vardır bizim ilaç grubundan veyahut da hatırlayan bilenler vardır. Biz bu çalışmaları aslında hep workshoplar şeklinde yapıyorduk. Yani bir otele gidiyorduk. İşte Yükseliş Koleji'ne gidiyorduk Ankara'da. Masanın çevresinde toplanıyorduk. Dörderli, beşerli kişiler halinde antrenör arkadaşlar. Ortaya birer problem atıyorduk. Herkese bir problem soruyorduk. O problemler masa başında tartışılıyordu. Sonra tahtaya kalkıp tahta koyuyorduk. Herkes o problemleri anlatıyordu. Neden böyle düşündüğünü, neden bu antrenmanı böyle yazdığını. Bu antrenman uygulaması sırasında karşılaşabileceği tüm problemleri uzun uzun tartışıyorduk ve gerçekten çok kaliteli, nitelikli eğitimler yapıyorduk. O günden bugüne gelindiğinde benim aslında şu pandemi kalktıktan sonra topu adına en büyük hedeflerimden bir tanesi. Yine bir yerde bir toplanıp, bunu bir kere yapmıştık Akbil Otel'de. Yine sizleri hocalarla beraber buluşturup yine böyle iki günlük workshoplar yaparak yani hem teoriyi ve neden sonuç ilişkisini de tartışarak bilim antrenmanları yazabilme ve yazdıklarımızı da anlatabilme, uygulayabilme becerilerimizi geliştirmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu son zamanlarda gelişen özellikle bu high intensity traininglerin antrenmanlara eklenmesi aslında geçmişteki terminolojiyle biraz örtüşüyor ama onun sürelerini biraz kısalttılar, yüklenme şiddetlerini arttırdılar. Dolayısıyla bu eski bilgilerle yeni bilgileri entegre ederek yapacağımız workshopların ve çalışmaların antrenörlerimizin bilgi ve birikimlerini arttıracağına inanıyorum.
Ama buradaki bu online eğitimlerimiz bunlara birer başlangıç niteliğini taşıyor. İnşallah aşılanmalar artar ve önümüzdeki yıl bu sistem tekrar eski hale geldiği zaman yüz yüze yapacağımız çalışmaların kalitemizi arttıracağını düşünüyorum. Bu tür çalışmaların düzenli sürdürülmesinin özellikle altyapıdaki antrenörlerimiz ve üst yapıda çalışan arkadaşlarımızın uygulamalardaki hassasiyetini arttıracağına inanıyorum. O yüzden ben bu konu çalışmalara çok önem veriyorum. Katılan sayısı beni hiç ilgilendirmiyor. Yani şöyle söyleyeyim, buraya iki kişi bile katılsa biraz bir şeyler öğrense bizim için kârdır diye düşünüyorum. O nedenle katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları da devam ettireceğimizi buradan hepinize belirtmek istiyorum. Türkiye Su Topu Federasyonu adına. Evet, Reha abi top sende. Çok teşekkür ediyorum bu güzel konuşmalar için. Sevgili hocamıza çok teşekkür ediyorum. Katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ne diyeyim, daha söylenecek bir şey yok. Sağlıklı günler diliyorum. Arkadaşlar çok zor günler geçiriyoruz. Evet. Herkese, ailesine, arkadaşlarına, dostlarına sağlıklı günler diliyorum. Herkes yani... Ben şahsen evden çıkamaz oldum yani bu süreç içerisinde çok fazla. Günde 6-7 kilometre yürüyordum. Şimdi 3 kilometreye düşürdüm bunları. Dikkatli, bol bilimli, güzel günler diliyorum hepinize. Abi, arkadaşlar haftaya büyük ihtimalle bir terslik olmadığı takdirde netleşmedi ama %95 civarında olumlu söyleyebilirim. Hepimizin bildiği yine Alkon Hoca ile beraber çalışan Doçent Doktor Pınar Arpınar bizle beraber olacak. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden kendisi. Benim sporcum, kızım yani öyle söyleyeyim. Elimde büyük bir kişidir kendisi. Pınar Hoca da üst seviyede akademik bilgisi olan ve bu konulara çok önem veren bir hocamızdır. Şayet Pınar'ın programında çok büyük bir terslik olmadığı takdirde buradan bakayım şimdi. Müsaadenizle. Şöyle bir çalışma olacak. Su topunda kuvvet antrenmanlarının planlanması ve ihtiyaç analizi tarzında bir konu başlığı göndermiş bana. Son yapılan bizim İrfan Hoca ile yaptığımız kuvvet antrenmanlarına ilave olarak bunların da kuvvet antrenmanları işlemesi bizim için önemli bir konudur diye düşünüyorum. Demin Emir arkadaşımızın sorduğu ve Erkan hocamızın da belirtmeye çalıştığı yani kuvvet yetisiyle diğer yardımcı, yani temel biyomotor yetilerle yardımcı biyomotor yetileri birbirleriyle olan entegrasyonunu zaten antrenmanlara aktarabilmek, genel ve özel antrenman bilimini birleştirebilmek bizim mesleki sırrımız, kariyerimizi teşkil ediyor. O nedenle öğrenebileceğimiz her konu, ayrıntı bizim için önemlidir diye düşünüyorum. Esasında başarının ayrıntılarda yattığını da hepiniz çok iyi biliyorsunuz. O yüzden yapacağımız her seminerin bize bir miktar katkı sağlayacağını ve bilgi birikimimizi arttıracağına inanıyorum. O nedenle ben herkese çok çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Bize destek veren Okan arkadaşımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Su Topu Federasyonu'na da teşekkür ediyorum bize bu imkanları tanıdığı için. Reha abi buyur, kapanışı sen yap lütfen. Yaptım Bahtiyar, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. İyi akşamlar herkese. Erkan hocamıza da ayrıca teşekkürler bu akşam için. Rica ederiz hocam. Sağ olun. Vahap da orada. Görüşmek üzere. Sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar. Okan çok teşekkürler. Sağ olun hocam. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun.